yargılamanın sonunda çıkacak adil bir karar eminim ki vicdanları biraz olsun rahatlatacak. Tekirdağ Çorlu ilçesinde küçük yaştan itibaren 9 yıl boyunca akrabası VT'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, geçtiğimiz yıl Nisan ayında ailesinin 15. kattaki evinin penceresinden atlayıp yaşamına son verdi. Canına kıymadan 52 gün önce VT hakkında suç duyurusunda bulunan Yıldır, olayın duyulması ve soruşturmanın henüz başlamamasından dolayı bunalıma girdi. VT ile görüşmesinin ses kaydını alan Emre Yıldır, bu delillerle Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Fakat suç duyurusu Yıldır'ın ölümünden sonra işleme konuldu. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı gerekçesiyle tutuklanan VT, görülen ilk duruşmada serbest bırakılmış, ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılması talep edilmiş, Ağustos ayında da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün görülen dördüncü duruşmada tutuklu sanık ve avukatı, koronavirüs salgını nedeniyle sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini isterken, gencin yakınları fenalık geçirdi. Duruşma sonrası fenalaşan anne Hülya Oya Yıldır, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Emre Yıldır'ın ablaları da gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Emre Yıldır'ın ailesinin avukatı Merve Uçanok, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini, bir sonraki duruşmanın 15 Eylül 2020 tarihine ertelendiğini söyleyerek, çocuklarımıza uzanan bu kirli ellerin hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz ifadelerini kullandı. Son zamanlarda, son aylarda ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Etkilenen alanlardan biri de adliyelerdi. Adliyelere belli ölçülerde kısıtlamalar getirildi ve 15 Haziran tarihine kadar duruşmaların yapılması ertelendi. Ve bu sebeple bugün yapılan duruşmada dosyanın esasına ilişkin bir inceleme yapılmadı. Yalnızca sanığın tutukluluk hali yönünden değerlendirme yapıldı ve sonucunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yerinde bir karardı. Bunun dışında dosyada bir takım eksiklikler var tamamlanması gereken. Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra karar celsesi de yaklaşacaktır. Şunu çok net ifade edebilirim ki gerçekten içeride çok kıymetli yargıçlarımız var. Daha önceki celselerde olduğu gibi bu celsede sayın yargıçlar bizi büyük bir hoşgörüyle dinlediler ve celse sonunda sanığın tutukluluk durumuna ilişkin hakkaniyetli bir karar verdiler. Bu yönüyle gerçekten içimiz çok rahat. Bunun dışında aylardır uğraşıyoruz, Emre için bir mücadele veriyoruz. Adalet yerini bulsun diye uğraşıyoruz. Buradan en iyi kararı çıkarabilelim diye. Tabii buradan en iyi sonucu alsak bile bugün aramızda olan olmayan Emre'yi buraya geri getiremeyeceğiz belki. Ve bugün Emre'nin ailesi burada, Emre'nin sevdikleri burada ve onlarla haricen de görüşüyorum ve onların acılarına, özlemlerine her daim ortak oluyorum. Ve buradan çıkarılacak hiçbir sonuç belki bu özlemi dindirmeyecek, belki bu acılara son vermeyecek. Ancak yargılamanın sonunda çıkacak adil bir karar eminim ki vicdanları biraz olsun rahatlatacak. Biz de bu yüzden bu davada mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Eklemek istediğim bir husus, hepimizin bildiği son günlerde kısa bir süre önce yürürlüğe giren bir yasa vardı. Ve bu infaz yasasıyla birlikte sanık lehine bir takım değerlendirmeler, düzenlemeler getirildi. Ve bu infaz yasası yürürlüğe girmeden önce cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların bu yasa kapsamında olup olmayacağı tartışılmıştı. Ve nihayetinde bu suçlar kapsam dışında bırakıldı. Ve yürürlüğe giren bu yasayla birlikte aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu. Ben de burada herkesin karşısında bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu suçu işleyen kişilere karşı hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.